Kastamonu'da yaşayan 44 yaşındaki Yücel Çiftçi, hemşi olarak görev yaptığı sırada hayvanlara karşı beslediği sevgiden ötürü veteriner hekim olmak için sınavlara girdi. 23 yıl hemşi olarak görev yapan Yücel Çiftçi, 37 yaşında girdiği sınavı kazanarak veteriner fakültesine yerleşti. Fakülteyi dereceyle bitiren Yücel Çiftçi, bir süre sonra hemşireliği bırakarak veteriner hekim oldu. Kastamonu'da da ilçesinde klinik açan çiftçi, hemşirelik süresince edindiği tıbbi birikimi kullanarak hayvanlara umut oluyor. Tamam, o zaman bunların hepsini muayene edelim, ona göre tedavilerine tamam. Başlayalım. Tamam, sürdürmeye gerekiyorsa tamam. Hadi yapalım. Biraz daha. Biraz daha, tamam. Akciğerlerinde bu planı başlamış. Evet. Tamam. Yapalım, buna medikal tedavisine başlayacağız. Birkaç gün içerisinde eski düzenine bulacak. İnşallah. Rahatlıkla. İnşallah. Tamam. İnşallah. Bunu İnşallah. O şekilde halledeceğiz. Tamam. Nasıl olursa. Sana aşağı. 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 Gel. Tamam. Kaçmayacak bir şey var. İşini çok sevdiğini söyleyen çiftçi, gençlere çağrıda bulunarak hiçbir şekilde hedeflerinden yılmamalarını ve hayallerin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundu. Hayvanlara karşı beslediği sevgiden ötürü veteriner hekim olduğunu söyleyen çiftçi şunları söyledi. Daha öncesinde 23 yıl Sağlık Bakanlığı'nda hemşire olarak görev yaptım. Görevim sırasında gerek hayvanlara olan tutkumuz, gerek doğaya olan tutkumuz, gerekse bu vatana millete bir hizmet olsun diye bir yola çıktık ve veteriner fakültesine girdik. Veteriner fakültesinden dereceyle mezun olduktan sonra belli bir süre daha memuriyetime devam ettim. Daha sonrasında memuriyetten ayrıldım ve özel klinik olarak Kastamonu'da da ilçesinde hizmet vermeye başladık. Çalışmalarımız bu şekilde çiftlik ortamlarında, aile işletmelerinde ve kliniğimizde devam etmektedir. İnsanın içerisinde sevgi olmadan bu işi yapması mümkün değil. İster istemez ben de Anadolu'dan bir insan olaraktan her ne kadar babam memur olsa da yaz aylarında sürekli köyde yetiştik ve büyüdük. Bir cana hizmet etmek aşkıydı bu aslında. Gerek bunu insanda da yaşadık yıllar boyu. Şu anda da veteriner sektörde bir cana hizmet ediyoruz. Izdırabı hafifletebiliyorsak ne mutlu bizlere. Belli bir bilgi birikimine ister istemez beşeri sektörde sahip oluyorsunuz. Bunu veteriner fakültesinde de bir hekim olarak taşlandırıyorsunuz. Bu iki bilgiyi de birleştirip bir armoni oluşturmaydı bizimkisi. Bunu da gördük. Bazı çok başarılı çalışmalarımız da oldu. Özellikle korona döneminde ben hemşire olarak görev yaptım. Türkiye'deki ilk korona nöbetini tutanlardanım. Bize çok şey, beşeri hekimlik bize çok şey kattı. Biz bunu veteriner hekimlikle beraber süsledik ve insanlığa bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle düşünelim. Bir insan hastalığının birçoğu hayvansal kaynaklı olabiliyor. Bunu korona döneminde herkes gördü. Zoonoz hastalıklar var, herkes görüyor. Köpeklerle ilgili bir sürü yasa tasarısı, köpeklerle ilgili bir sürü tartışmalar oluyor. Bunları görüyoruz. Her şeyden önemlisi şöyle diyelim. Beşeri hekimlik insan için, veteriner hekimlik insanlık içindir. Biz de insanlık için çalışmaya devam ediyoruz. Biz sağlık sektöründe çalıştım 23 yıl ve ben 37 yaşımda veteriner fakültesini kazandım. Bunu tüm gençler daha dinamik olabilecek şekilde, daha iyi bir şekilde kazanabilirler, okuyabilirler. Bizlerden çok daha iyi bilgiye ve donanıma sahip olabilirler. Biz bundan sonraki hayatımızı artık hayvanlara vakfettik. Beşeri anlamda da çalıştık. Veteriner anlamda çalışmak Allah nasip etti. Ama gençler hiçbir şekilde hedeflerinden yılmasınlar. Dediğim gibi ben 37 yaşımda veteriner fakültesi kazandım. Hem çalıştım, gece nöbete gittim, gündüz okula gittim ve bu şekilde hem de dereceyle mezun oldum. Sizlerden de çalışmanızı ve hiçbir şekilde hedeflerinizden yılmamanızı dilerim. İnsanlar sevdiği işi yaptığı zaman daha bir şevkle yapıyor, daha mutlu yapıyor. Ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman daha başarılısınız. Başarının sırrı sevmekten geçiyor.
Dada ilçesine bağlı Gölük Köyü'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Seher Çakal ise şöyle konuştu. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bütün köydeki komşularımız gibi. Ve hayvan hastalığını, hayvancılık yaparken hayvan hastalığı illaki yaşıyoruz. Ben de yaşadım hayvan hastalığı. Yakın tarihte hayvanımda benim bir rahim çıkması diyeyim, benim anlatabileceğim dilde yaşadım. Sağ olsun Yücel Bey çok yardımcı oldu. Çok bilinçli bu konuda. Bir 10 günlük tedaviyle ineğimi çok normal hale getirdi. Daha öncesinde, bir sene öncesinde ineğim çok artık kalkmaz durumundaydı. Yattı ama kalkmayacak durumdaydı. Ben artık hani son çare kesim gibi düşündüm. Durumlar oldu. Allah razı olsun kaldırabileceğini, bir 3-4 gün müsaade etmesini, kendisine müsaade etmesini söyledi. Ve dediği gibi de 4. günü benim ineğim ayağa kalktı. Toparladı ve kendi de şu an normal inek haline döndü. Ben bütün randımanı aldım. Kendisinden emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Yücel Bey'e de, bütün diğer veteriner arkadaşlara da bu konuda yardımcı oldukları için teşekkür ederim. Çok o dediğim anlattığım rahim sıkıntısı yaşadığı ineğimin durumu çok sıkıntılıydı ve bu aslında o kurtardı gibi de, yani anneyi kurtarınca ben de tabii ki yavrusuna Yücel koydum, ismini Yücel olarak verdim.